seçime koskoca İstanbul Belediyesi AKP'nin elinde olarak girebilir. Yani sürekli bir baskı, baskı, baskı. Demin de söylediğim gibi önümüzdeki Haziran ayında, yine tam bilmiyorum, Ekrem İmamoğlu ile ilgili de böyle bir mahkeme kararının Yargıtay'da onaylanma ihtimali var. Aynı bu şekilde işte 5 yıldan az bir hapis cezası, 5 yıldan aşağı olunca biliyorsunuz uygulanmıyor, erteleniyor. Ama bir siyaset yasağı gelecek. Ben burada söylüyorum. Bakın kayıtlara geçsin diye. Bir bilgi değil bu. Bildiğim bir şey değil. Ama bütün bu gelişmelerden elde ettiğim izlenim olarak, şahsi izlenim olarak söylüyorum ki bundan büyük bir tepki duyuyorum. İnşallah yanılmış olurum, mahcup olurum. O önümüzdeki aydaki Yargıtay'a gelen bir Ekrem İmamoğlu dosyasından da benzeri bir karar çıkabilir. Ve çıktığı anda Ekrem İmamoğlu görevden ayrılmak durumunda kalır. İstanbul Büyükşehir'de meclis çoğunluğu AKP ile MHP'nin elinde olduğu için hemen oraya ben ismini bile vereyim. Belediye başkanı neydi o? Esenler Belediye Başkanı hemen orada grup adına, orada AKP adına boyuna konuşan o şahsı hemen İstanbul'a belediye başkanı yaparlar. Seçime koskoca İstanbul Belediyesi AKP'nin elinde olarak girebilir. Şimdi bunları görüyorsunuz. Yani bunun örnekleri var. Demin de söylediğim gibi yani Gezi davası, ya beraat ediyorsun, içeri yatırıyorsun adamları, beraat. Tam dışarı çıkacak, bizzat AKP Genel Başkanı'ndan işaretle mahkeme pat, savcılık yeniden dava açıyor, tutuklama kararı veriyor hemen o 10 dakika içinde ve cezaevi kapısında 10 metre kala tekrar tutuklanıyor, içeri atılıyor ve bu sefer casusluktan yatıyor 2,5 sene. Sonra tekrar casusluktan beraat ediyor, Gezi davasından ağırlaştırmış yani daha önce beraat ettiği tarih olduğu davadan. Peki bunların karşısında ne yapıyor muhalefet? İşte tamam basın toplantısı yaptı, bilmem ne yaptı. Şimdi Kavala, Osman Kavala ve o 7 arkadaş şu anda cezaevinde. Niye cezaevindeler? Yani şimdi beni enteres etmez bunların düşünce yapıları olsun. Hukuk herkese lazım. Yani şimdi bana, sana ayrımı yaptığı o noktaya girdiğiniz anda bu hukuktan herkes, hukuksuzluktan daha doğrusu düzeltiyorum. Herkes gün gelir bir nasibini alır. Böyle bir şey olmaz ya. Ya 12 Eylül dönemini yaşadık biliyorsunuz hocam. 12 Eylül'de ihtilal. İhtilal mahkemelerinde yargılanmış birisi olarak söylüyorum. Yani ya idam isteniyor. 564 sanıklı MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında bir numarada rahmetli Alparslan Türkeş, 6 numarada ben. Ve o 564 sanıklı davada dönemin savcısı, başsavcısı Nurettin Soyer denilen adam 220 idam istedi. 220 kişinin idamı. Ve sonra iddianame böyle. Ama o mahkeme bile, ihtilal mahkemesinde bile bir tek idam çıkmadığı gibi MHP Genel İdare Kurulu, 40 kişilik Genel İdare Kurulu'nun tamamı beraat etti. Şimdi bunları şunun için söylüyorum. Yani bunu böyle yapıyorsunuz ve tamam. Yarın ya bu yargı size lazım olacak. Yani yarın siz yani bir ömrünüz sonrasında yargılanmayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Böyle mi devam edecek bu? Şu anda yapılan iş Türkiye'de tam bir faşizm. Faşizmin adı budur işte. Yargı yok, demokrasi yok, konuşmak yok. Salladım gitti. İşte faşizm bu. Yıllardır faşizm, faşizm diyenler işte buyurun kardeşim bak. Al sana faşist düzen. Şimdi yani böyle bir şeyle seçime giriyorsunuz.
Biliyorsunuz hocam, seçim kanunu değiştirdiler ve orada seçim kanunu yeni kanunla, yani siz çok iyi biliyorsunuz da izleyicilerden bazıları için hatırlatıyorum. Bir seneden önce uygulanmaz, tamam. Ama orada öyle bir madde koydular ki il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını 3 ay içerisinde değiştirme, 3 ay. Şimdi yani o seçim kanunuyla yeni seçime gitmek için bir sene var. Ama bu madde 7 Haziran'a kadar o kanunun içinde bir maddeyle 7 Haziran'a kadar yaklaşık 1200 civarındaki il ilçe seçim kurulu başkanlarının tamamı değiştirilecek. Yerine büyük bir çoğunluğu AKP döneminde atanmış olan, AKP'nin adaylarından bir teşekkür olan, işte yeni AKP yanlısı hakimler filan, oradan birinci derecede işte hakimler arasında filan. Şimdi ona CHP müracaat etti Anayasa Mahkemesi'ne. İnşallah Anayasa Mahkemesi bu uygulamaya girmeden önce hemen bir karar verir. Çünkü bir de uygulamayı, yani Anayasa Mahkemesi kararı vermekte gecikirse, uygulamaya geçtiklerinde biliyorsunuz yeni hukuki kargaşa çıkacaktır. Şimdi siz kardeşim hukuk yoluyla, yargı yoluyla şey yapıyorsunuz. Saddam biliyorsunuz hocam, işte Amerika'nın ipiyle İran'a savaştı. 3,5 milyon yaklaşık Müslüman öldürüldü. Amerikalıların talimatıyla kışkırtıldı. En sonunda Saddam, işte Amerika darbesiyle diyelim, Lağım'da yakalandı. Lağım çukurun içinde. Ve mahkemeye götürüldü. Mahkeme son şeyini sordu. Son dileğiniz nedir, isteminiz? Saddam'ın söylediği şey, bağımsız yargılanmak istiyorum. Mahkeme başkanı da şöyle güldü. Bu senin döneminde çıkarttığınız yasalarla seni yargılıyoruz. Sonunda ne oldu? Sonunda Amerikan sicimiyle, ipiyle asıldı, geberdi gitti. Kardeşim şimdi yani herkese lazım yargı. Yani bugün ben iktidarım, ben her şeyi yaparım. Dünün şimdi suçladıkları FETÖ'cü hakimleri de vardı. FETÖ'cü savcılar vardı. Kral gibiydiler. Yani bir de işin o tarafına bir bakalım. Bu iktidar döneminde tertipler yaptılar. Yüzlerce insanı içeride perişan ettiler. Balyoz ve işte Ergenekon davalarıyla, casusluk davalarıyla silahlı kuvvetlerin kahraman subaylarını alt üst ettiler, içeri tıktılar. 4 tanesi zaten o sürecin içerisinde hayatını kaybetti. Bir tanesi intihar etti. Yarbay Tatar. Yani şimdi bu, bütün bunları yaşamamış gibi, tabi buralarda size aynen katılıyorum. Hiç iktidarın bir sorumluluğu yok. Bunları birileri yaptı. Abi ne varsa iç güçler, dış güçler, FETÖ'cüler, cartlar, cürtler. Siz nesiniz orta? 20 senedir iç başındasınız. Şimdi bu hukuk sana da lazım olacak Tayyip Erdoğan. Bu hukuk size de lazım olacak. AKP'nin genel merkezindekiler, bakanları, bürokratları. Yarın bu hukuk size de lazım olacak.